arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan, Volkan da Volkan'a bağlı tanıyorsunuz. Oyuncu ve sunucuyum. En son beni TRT 1 Toz Kaparan'da izlediniz. Bunun dışında birçok dizi ve reklam projelerinde yer aldım. Aynı zamanda One Talk Kukla ve İllüzyon gösterileri yapıyorum. Çocuk şarkıları albümüm var. Çok güzel şarkılarım var. Şarkılarımı da yine bu sayfada ücretsiz olarak dinleyebilir, indirebilirsiniz. Bugün sizlere Valorant'ın yeni ajanından bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere Briz, yani arkamda gördüğünüz bu yeni harita yeni geldi. Birçok insan beğendi, kimisi beğenmedi, kimisi çok büyük buldu, çok gereksiz buldu, kimisi çok eğlenceli buldu. Ve şimdi de artık yeni bir ajan geliyor arkadaşlar. Evet, bu ajan hacker olabilir mi? Herkesin aklında bu soru. Valorant'a gelecek olan yeni ajan nedir? Ne gibi özellikleri var? Her kafadan bir ses çıkıyor. İşte şu ana kadar ağırlıklı olarak bizim de araştırdığımız kadarıyla hacker olma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz. Ve 3 tane ajanın da özelliklerini taşıyacağını biliyoruz. Ekstra olarak da şöyle bir tahminimiz var. Yani ben tahmin ediyorum. Şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Hani kişiyi hipnoz edebilir, kişi arkadaşlarını vurabilir ya da arkadaşlarını düşman olarak görüp öldürebilir. Böyle bir özellik de hacker'a eklenebilir, olabilir. Böyle bir alttan böyle bir size tiyolar verelim. Bakalım, hep beraber izleyeceğiz, hep beraber göreceğiz nasıl bir ajan olacak. Şu an için her havada konuşuluyor her şey. Acaba olacak mı? Nasıl olacak? Özellikleri nasıl olacak? Ama yeni bir ajan geleceği kesin ve bu ajanın hacker olma ihtimali de %90 arkadaşlar, haberiniz olsun. Ajanın ilk olarak şöyle bir fotoğrafını bulduk ama ne kadar doğru bilemiyoruz tabii. Araştırdığımız kadarıyla yurt dışında ya da Türkiye'deki serverlarda şu an herhangi bir güncelleme yok. Ama haberleri geldi, ajan gelecek diye düşünüyoruz. Bir de bu Valorant için arkadaşlar, hepiniz mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Benim bir önerim olacak. Eğer bu videoyu da paylaşırsanız daha çok insana ulaşırız. Belki Valorant'ın yetkililerine dahi ulaşabiliriz. Burada şimdi birçok arkadaşımız argo konuşuyor, küfürlü konuşuyor ve rahatsız oluyorsunuz. Yani 7 yaşındaki çocuk da var burada. 50 yaşındaki adam da var. Yok demeyin. Ben denk geldim ki ben kendim zaten 30'un üzerindeyim ve devamlı Valorant'tayım. Bu arkadaşlara, yani kötü konuşan arkadaşlara, argo konuşan arkadaşlara bir uygulama gelsin istiyoruz. Bu da Valorant'ta arkadaş puanlama sistemi olsun. Yani oynadığınız yeni arkadaşlarınızı puanlama ihtimaliniz olsun. Seçenekler olabilir. İşte iyi bir çocuk, iyi bir oyun arkadaşı, çok iyi bir oyuncu, berbat bir oyuncu, çok küfürbaz, argo konuşuyor, saygısız gibi puanlama sistemine göre o kişi eğer bu puanlamada üst seviyeye gelirse ceza alsın arkadaşlar. İnternet oyun cezası alsın. 7 gün, 10 gün, elektrik kesildiğinde 7 gün ceza yiyoruz. İnternet kesildiğinde 7 gün AFK cezası yiyoruz ki küfür edenler, saygısızca konuşanlar, ki burada bayanlar da var. Ağırlıklı olarak mesela ben çok denk geliyorum. Bayan arkadaş olsun ya da olmasın küfür ediliyor. Hatta ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bayan arkadaşlardan da küfür edenlere denk geldim. Çok üzüldüm. Bunun kalkanı olarak da biz Z kuşağıyız abi. Z kuşağı böyle diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Küfür etmek sizi kültürlü göstermez. Küfür etmek sizi entelektüel de yapmaz. Küfür etmek sizi terbiyesiz gösterir, ahlaksız gösterir. Buradan hem sizin aracılığınızla hem de inşallah sosyal medya aracılığıyla Valorant'a ulaşsın istiyoruz. Bendeniz Volkan Yurk olarak diyorum ki lütfen ama lütfen Valorant'a arkadaş puanlama sistemi gelsin. Oyuncular birbirini puanlayabilsinler. Hem oyunculuk olarak hem de ahlaki olarak size davranışları için puanlar alsınlar. Hatta bu puanı çok yüksek alan arkadaşlar ödül falan kazansınlar. Ne bileyim, yani bedava skinler verilsin ya da VP'ler dağıtılsın. En azından bir nebze de olsa bu güzel oyunu güzel ve rahat bir şekilde oynayalım. Ahlaklı bir şekilde oynayalım. Eğlence olduğunu, işin eğlence olduğunu mutlaka aklımızdan çıkartmayalım arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Ben çok denk geliyorum. Düzeltebildiğim kadar düzeltiyorum elimden geldiğince. Abi burada herkes küfür ediyor ya diyor. Bu küfür etmeden de oynanmaz ki abi. Ya zaten küfür etmek için oynuyor giriyoruz falan gibi. Saçma sapan kalkanlar kullanılıyor, savunmalar kullanılıyor. Ben çok üzülüyorum. Buna acilen Valorant yazılımcılarına sesleniyoruz. Acilen bir çözüm bulmanız gerekiyor. Hileye bir çözüm bulmanız gerekiyor. Çok hileli oyuncular da denk geliyor. Ama bu ahlak olayına biraz ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben her oyuna girdiğimde acaba ahlaksız da denk gelecek miyim? Adam oyuna girer girmez küfür ediyor, girer girmez işte yazılı şeyler yolluyor falan. Adamın derdi burada oyun oynamak değil, sizi rahatsız etmek, insanları rahatsız etmek, oyunu rahatsız etmek. Ben farklı bir oyundan geldim. Ben PUBG oynuyordum. Orada çok küfür edenler falan vardı. Buraya geldim. Burası biraz daha elit olarak gördüm. Fakat bakıyorum ki burada da yine aynı düzen geliyor. Yani oradan gelenler de var, dışarıdan gelenler de var. Burada da öyle bir ortam var. Öyle bir potansiyel var. Çok rica ediyorum. Lütfen ama lütfen arkadaş puanlama sistemi, oyuncu puanlama sistemi gelsin. Bu puanlama sistemine göre arkadaşlarına kötü davranan, argo konuşan insanlara ceza verilsin. Ve bu bana göre bir nebze de olsa oyunun hem kalitesini arttıracak, hem oyuncuların kalitesini arttıracak, hem de insanlar buraya girdikleri zaman rahat rahat oyun oynayabilecekler. Birçok aile, biliyorum ki ben, küçük yaştaki çocukları için oyunu yasaklamıyorlar ama oyunda mesela girer girmez bütün sesleri kapatmasını söylüyorlar. Kimseyle konuşmaması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü burada öyle bir ortam var. Öyle ne yazık ki bazı çürük elmalar var. Bu çürük elmaları da bu şekilde ayırabiliriz diye düşünüyorum. Sizlerden rica ediyorum bu konuda lütfen biraz daha eğilim gösterin ve buna acilen bir çözüm bulun. Hem hileler için hem de bu ahlaksız konuşmalar için acilen Valorant yetkililerinin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim önerim arkadaş puanlama sistemi. Sizin daha iyi yorumlarınız olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Umuyorum ki bu şekilde inşallah güzel bir ortam olacak. Burada çok güzel arkadaşlıklar da oluyor, dostluklar da oluyor. Birebir yüz yüze görüşmeler de gerçekleşiyor. Ben burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok değerli insanları arkadaş olarak ekliyorum. Seçiyorum açıkçası, ayıklıyorum. Aynı zamanda da VYT Team, yani Volkan Yürük Team olarak da Valorant'ta bir takımımız var. İsminizin başına VYT koyup beni ekleyip ardından hashtag kısmına da VYT yazarsanız takımımıza katılabilirsiniz. Kaliteli insanlarla güzel bir şekilde oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yeni hacker ajanımız da hayırlı uğurlu olsun. Çok yakın zamanda inşallah oynama şansını bulacağız. Tabii ki bunun kontratı biraz daha zor olacak. Yeni bir ajan olduğu için biraz daha emek vermeniz gerekecek. Ama özellikler bakımından çok eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen ama lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Aşağıdan bizi takip edin. Açıklama kısmına da Valorant nickimi ve Riot adını ekliyorum. Eklerseniz sevinirim arkadaşlar. Bir başka içerik videosunda, oyun içerik videosunda görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize iyi eğlenceler. Lütfen ama lütfen oyunların eğlence olduğunu unutmayalım. Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşalım. Güzel güzel oyun oynayalım. Eğlenceli olsun. Güzel güzel arkadaşlıklar edinelim inşallah. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.